paylaşacağım. Büyük ve paylaşacağım slaytlar aslında benim dönem dönem karşıma çıkan, kimisi Holland Day'den çok bağımsız, kimisi de doğrudan onunla alakalı olan görseller. Ama şöyle bir sunum yapmayı hedefliyorum sizlere. Önce biraz fotoğraf tarihiyle ilgili bir giriş yapacağım. Çünkü Holland Day'den size bahsederken öncül kısmından, yani fotoğraf tarihinin içerisinde kendisini besleyen ve bir şekilde onun geldiği noktaya kadar fotoğraf tarihini, sanat tarihini şekillendiren olguları ve fotoğrafı şekillendiren olguları sizinle paylaşmak istiyorum. Daha sonra Holland Day'den bahsedeceğim. Nelere dokunmuş, nasıl şeyler yapmış. Aslında çok yönlü bir sanatçı olarak karşımızda yer alacak. Daha sonra da ben ardılları olarak gördüm. Aslında çok fazla sanatçı var. Benzer konulara değinen ve benzer konulara dokunan. Tabii ki doğrudan kendisini referans alarak çalıştılar şeklinde bir tespitim yok. Ama fotoğraf sanatı tarihine ya da 20. yüzyıl fotoğrafına baktığımda bazı noktalarda kesiştiklerini düşünüyorum bu insanların Holland Day ile. O yüzden biraz da birkaç örneklemle onlardan bahsetmiş olacağım size. Şimdi bir slide paylaşımına geçeyim. Evet, şimdi sanatçımız dediğim gibi benim için bir palet olacak. Aslında bir genel, burada geçen birçok kavramla ilgili genel bir sunum yapmak amacıyla kendisini kullanıyorum bir yandan da. Ondan referans alarak yola çıkıyorum. Etkin olduğu yıllar 1890'lardan başlıyor. 1910'lar, o civarlara kadar gidiyor. Ve aslında yaşadığı ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin de fotoğraf alanında en hareketli olduğu, en fazla yeniliği yaşadığı dönem olarak düşünebiliriz. Kendisinin yaptığı çalışmaların olduğu dönemi de. Bir yandan bir oryantalist var karşımızda. Doğu kültürlerine çok meraklı, Asya kültürüne çok meraklı. Fotoğrafla tanıştığı dönemde aslında bir fuara, bir ticaret fuarı, bir kültür fuarına gittiğinde fotoğrafla tanışıyor. Julia Margaret Cameron isminde bir kadın fotoğrafçı aracılığıyla. Kadın fotoğrafçılar hayatında çok önemli yere sahipler. İki tane örnek paylaşacağım sizinle. Aslında fotoğraf tarihine baktığımız zaman, özellikle 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl fotoğraf tarihine baktığımızda çok erkek egemen bir yapı görüyoruz. Ama onu kıran bazı kadın fotoğrafçılar var. Bunlardan bir tanesi de Julia Margaret Cameron. Portre fotoğrafı üzerine yoğun çalışmaları var ve kendisini etkileyen ve bu yola dahil olmasını, bir şekilde fotoğrafa dahil olmasını sağlayan kişi de Julia Margaret Cameron. Ve aynı fuarda, aynı sergide Asya sanatından da eserler görüyor ve bir şekilde bu koleksiyoner haline, biriktirme haline başlıyor. Buna fotoğrafı da dahil ediyor. Bir yandan da ciddi bir edebiyat ve şiir meraklısı. Kendi yayın evi var, Beyond Copland isminde ve İngiltere'den bazı yayınları Amerika'ya taşıyor ve Amerika'da yayınlanmasını sağlıyor. Bunlar arasında Oscar Wilde'ın bazı eserleri var, John Keats'in bazı eserleri var. John Keats'e müthiş derecede tutkulu. Bir grafiker var, Aubrey Bradley isminde. Onun illüstrasyonlarını yayınlıyor ve dönem dönem hem kendi ülkesinde hem de sergi açtığı İngiltere'de bu bağlantıları sebebiyle sorunlar yaşıyor. O sorunları da görseller üzerinden paylaşmak istiyorum. Çünkü yaşadığı sorunlar birazcık cinsiyet meselesiyle ilişkileniyor, cinsel yönelim meselesiyle ilişkileniyor ve burada bazı çatışmalar yaşıyor. Doğrudan çatışmalar yaşamasa da basın yoluyla bir miktar eleştiriye maruz kalıyor. Ve eserlerinde 1890'lardan işte 1910'lara kadar eserlerinde dönem dönem farklı kimliklerin yer aldığını görüyoruz. Ama en önemlisi bir otoportre çalışmasıyla zaten ünlenmiş oluyor ve o otoportre çalışması bütün dünyada tanınmasını sağlıyor. Fotoğrafa başladıktan sonra bir stüdyosu oluyor. O Boston'da bir
stüdyo açıyor kendisi. En büyük talihsizliği neredeyse artık kariyerinin son dönemlerine doğru, 1904'ler son dönemleri demeyeyim ama olgunluk dönemi diyeyim. O dönemde büyük bir yangın oluyor ve bütün arşivini kaybediyor. Fotoğraf tarihine kalan çalışmaları tabii ki var. Çünkü satın alınmış eserleri var. Bazı yerlere bağışladığı eserleri var. Bugün eserlerin büyük kısmı Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde, Metropolitan Müzesi'nde, çeşitli özel kurumlarda eserlerinin bir kısmı bulunuyor. Ama büyük çoğunluğunun da o yangında kaybolduğunu söylemek isterim. Şimdi genel olarak fotoğraf tarihine bir giriş yapıp devam edeceğim. Evet, fotoğraf 1839 yılında aslında kolektif bir çalışmayla ortaya çıkıyor. Biz normal koşullarda fotoğraf tarihinde Daguerre'i bu işin, bu tekniğin mucidi olarak kabul ederiz. Gerçekten de öyle aslında ama dönem dönem yapılmış kimya çalışmaları vardır. Kamera obscura zaten uzun dönemdir bilinen bir aygıt olarak sanat tarihinde yerini korur, mekanik tarihte yerini korur ama yavaş yavaş kimya ile ilgili de çalışmalar yapılmış ve Daguerre bu işin kilit noktasını oluşturarak icadı yapmıştır. Şimdi fotoğraf Fransız Bilimler Akademisi'nde duyulurken Francis Arago isminde bir bilim insanı var. O bilim insanı fotoğrafın duyurusunu yaparken şunu söylüyor. Aslında karşımızda çok iyi bir kopya aleti var. Bir mekanik bir kopyalama aleti var diyor ve en çok da arkeoloji biliminin işine yarayacak diyor. Tabii o dönem Napolyon Mısır'a gitmiş ya da Mısır Kuzey Afrika'ya gitmiş. Mısır'da herkes yüzünü çevirmiş. Müthiş bir oryantalizm dalgası var. Akdeniz, Doğu Akdeniz'den arkeolojik belgeler geliyor ve insanlar ulaştırılan gravürlere inandıkları gibi bir yandan da onların abartılı olduğunu ya da sahte bazı dokular içerdiğini düşünüyorlar ama fotoğraf bu işin kilit noktası olacak diye kabul ediliyor ve gerçekten de öyle oluyor. İcadıyla beraber müthiş bir seyahat fotoğrafı dalgası oluşuyor, firmalar kuruluyor. Benim gelmek istediğim nokta fotoğraf evet böyle bir mekanik çözümlemeye yol açıyor ve yol veriyor ama bir yandan da hızlı bir şekilde burada gördüğünüz fotoğraf icadının duyuruluşundan bir yıl sonra hızlı bir şekilde bazı özgün çıktılar oluşturmaya başlıyor. Bunlardan birini görüyoruz karşımızda. Aslında fotoğraf tarihinde kendisinin de payının olduğunu söyleyen bir şahıs Bayard ve bir otoportre çalışması görüyoruz burada. Otoportreyi paylaşmamın sebebi biraz Colin Day'in de bu otoportre meselesiyle çok öne çıkmış olması. Ve sanatçı kendi durumuyla ilgili bir protestoyu paylaşıyor. Aslında fotoğrafı bir protesto aracı olarak kullanıyor. Ve Fransız hükümetinin, Fransız yetkililerinin kendisine yeterli katkıyı sunmadığına dair bir protesto fotoğrafı çekiyor. Ve fotoğraf yavaş yavaş aslında şunu söylemeye başlıyor. Evet ben bir mekanik kayıt aracıyım ama gerçeklikle çok ilişkilendiriliyorum tabii ki. Ancak benim özgün bir yönüm de var ve esasında çok öznel bazı şeylerin de çıktısını sağlayabiliyorum diyor. O yüzden hemen akabinde 15-20 yıllık süreçte Raylander'i görüyoruz. Raylander isminde bir fotoğrafçı çıkıyor karşımıza. Daha alegorik şeyler yapmaya başlıyor. Yine otoportre çalışmaları yapıyor. Kendisini dahil ediyor. Sanat tarihine baktığımız zaman otoportre çalışması yapmış... Çok özür dilerim. Hiç olmayacak bir şey oldu. Bir binada bir inşaat sesi geliyor. Umarım sesimi çok bastırmıyordur. Raylander'in yaptığı çalışma sanat tarihinde de birçok örneği olan çalışma aslında. Ve baktığımızda sanat tarihinde bir yılın otoportre örneği var. Fakat fotoğraf sanatı tarihine baktığımızda çok daha fazlasının katlanarak oluştuğunu görüyoruz. Birazcık medyumun, malzemenin şeyliğiyle alakalı, kolay uygulanabilirliğiyle alakalı. Sesimi çok bastırıyor mu arkadan gelen ses? Yok, seni rahat duyuyoruz. Hiç merak etme. Okey, tamam. Tamam, o zaman ben rahatsız olmuyorum. Sizin duymanız önemli. Peki. Bu otoportre çalışmasına baktığımızda sanat tarihinden referans alınarak oluşturulmuş bir tablo görüyoruz karşımızda. Bir kurgu görüyoruz.
Bu bizim bugün fotomontaj dediğimiz meselenin o dönemde uygulanmış hali. Hayatın İki Yolu isminde bir fotoğraf kurgusu yapıyor sanatçı. Bu fotoğrafı sizinle paylaşmamın iki sebebi var. Bir, dönemin kent yapısını birazcık gösterebilmek. Aynı zamanda da Victoria dönemi ahlakçı anlayışının sanata ve fotoğrafa nasıl müdahil olduğunu göstermek. Üstteki fotoğrafa bakarsak, fotoğrafın öyküsünü şöyle anlatmış olayım. Londra'da işte köyden kente göç eden iki tane erkek kardeşin öyküsü. Böyle bir alegori içerisinde anlatılmış. İşte kardeşlerden bir tanesi gerçekten iyi, ahlaki bir hayatı tercih ediyor. Bir tarafta kumara, işte şehvete düşkün bir yaşamı tercih ediyor ve merkezde bir filozof var. İlk etapta filozof yolundan sapmış olan erkek kardeşi hayatın ahlaklı yönüne davet ederken, alttaki fotoğrafa bakarsanız tam tersini göreceksiniz. Burada aslında fotoğrafa gelen tepkiler ve fotoğrafta filozofun ahlaklı yöne dönmesini, düzgün hayat süren tarafa dönmesini beklediği için izleyici, fotoğrafçı daha sonra fotoğrafı değiştirmek durumunda kalmış. En azından dönemin kritikleri bunu söylüyor bize ve fotoğrafın ilk sergilendiği andan bir süre sonra çıplaklık içeren tarafın bir bezle kapatılarak sergilendiğini biliyoruz. Bir şekilde şunu görüyoruz aslında, dönemin, Victoria döneminin insanı fotoğrafa içerdiği gerçeklik ve çıplaklık, barındırdığı çıplaklık sebebiyle doğrudan müdahale etmeye başlıyor ve bu müdahalede hem toplumsal anlamda hem de kültürel anlamda dönem dönem artarak devam ediyor. Sol tarafa bakarsak Reylander'in kendi otoportresini görüyoruz. Olmak istediği bir, girmek istediği bir kılık var. İtalyan bir general. Onun kılığına girdiği haliyle kendisini fotoğraflamış tekrar. Yani ilk etaptan itibaren aslında Holland Bey'e kadar bir otoportre silsilesi görüyoruz fotoğrafın içerisinde. Birçok fotoğrafçının otoportreyle beraber eserlerine dahil olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Sağda görmüş olduğunuz fotoğraf tipik, aslında sanat tarihinden de bildiğimiz bir Madonna ve çocuk anlatısı. Fotoğrafçı Julia Margaret Cameron, bizim bugün konu edindiğimiz kişiyi de, Holland Bey'i de etkileyen isimlerden bir tanesi. Onun fotoğraflarını görerek fotoğrafa başlamıştı kendisi. Julia Margaret Cameron esasında dediğim gibi 19. yüzyılda çok erkek egemen bir ortamda fotoğrafçı olarak var olabilmiş sayılı kadınlardan. Başka bireyler de var tabii ki. Margaret Cameron'ın bir avantajı işte yüksek burjuva kesimden geliyor olması ve gerçekten üst tabaka hem entelektüel insanları hem de aristokratları tanıyor olması ve bu alanda sadece hobi amaçlı varlığını sürdürebilmesi. Çünkü ticari amaçlı varlığını sürdürebilmesi o dönemin koşullarında çok çok mümkün değil. Sol tarafa bakarsak başka bir kurgu görüyoruz. Biraz kurgudan bahsetmek istiyorum. Fotoğraf sanatında kurgudan bahsetmek istiyorum. Fotoğrafın ilk duyurulduğunda hatırlarsanız şunu söyledim. Çok aslında bir hizmetçi gibi düşünüldü, gerçekliği doğrudan yansıtan bir daktilo gibi, bir stenografi aleti gibi düşünüldüğünü söylemiştim. Fakat bu sanatsal meseleyi yansıtabilmek adına bir süre sonra kurgusal fotoğraflar devreye giriyor. Bu fotomontaj haliyle de olabiliyor ya da şu an solda görmüş olduğunuz fotoğraf tarihi içerisinde high art dediğimiz dönem, yüksek sanat dönemi dediğimiz dönemde artık yavaş yavaş kostümler, figürler, sahneler devreye giriyor. Buna tableau vivant diyoruz. Bu tarz görsellere kurgulanmış yaşayan tablolar, stage photography dediğimiz bir süreç. Roger Fenton aslında bir savaş fotoğrafçısı. Daha doğrusu fotoğraf tarihinde daha çok savaş fotoğrafı, Kırım Savaşı'nda çektiği fotoğraflarla tanınan bir isim. Ama burada yaptığı bir kurgusal çalışmayı görüyoruz ki merkezde gördüğünüz kişi kendisi. Yine doğuya özel bir kurgu yapmış sanatçı ve fotoğraf artık şuna başlıyor. Kabul edilmiş bir gelenek var, sanat tarihi geleneği var. İşte bazı konuları içermiş bu sanat tarihi geleneği. Yakın zamanda bir romantizm
bunların hepsini fotoğraf aslında kendi bünyesinde, kendi dili, kendi estetiği içerisinde tekrar etmeye başlıyor. Ve bu tekrar dönem dönem değişiklik göstererek, biçimsel değişiklikleri de bünyesine katarak tekrar tekrar aslında sunuluyor. Burada görmüş olduğumuz high art döneminden bazı kurgular ve buradaki kurgular aslında bir yandan da performatif bir şey. Bir nebze tiyatroya da benzetebileceğimiz bir kurgusallık söz konusu burada. Birkaç örneğini paylaşayım sizinle. Lewis Carroll'ı özellikle paylaşmak istedim. Çünkü Alice Harikalar Diyarında'nın yazarıdır kendisi. Aynı zamanda iyi bir fotoğrafçıdır. 19. yüzyılda tanınan bir fotoğrafçıdır kendisi. Bol bol çocuk fotoğrafları çekmiş. Sağda gördüğünüz ufaklıkta Alice'in kendisi. Burada bir dini öyküyü kurgulamışlar. İşte Aziz George ve Ejderha meselesini. Sola baktığımızda ise kraliyet ailesiyle çok yakından ilişkili Roger Fenton ve mevsimlerin bir şekilde temsili olarak kurgulandığını ve yine fotoğraflandığını görüyoruz. Hemen başka bir görsele geçtiğimizde ise solda yine kent yaşamındaki bazı meselelerin devreye sokulduğunu ve buna dair bir görselin kurgulandığını görüyoruz. Çünkü yine İngiltere'de işte köy kırsaldan kente göç meselesi söz konusu, yaşam sıkıntısı, hayatta kalma sıkıntısı söz konusu. Fotoğrafçılar yavaş yavaş fotoğrafın kendi aparatlarından da faydalanarak, böyle üst üste baskılar yaparak, birçok görüntüyü bir araya getirerek yaşanan sıkıntının bir şekilde bu görsel dilde de pekiştirilmesini sağlıyorlar. Holland Day'in fotoğrafında da bazı fiziki müdahaleler göreceğiz, resimsel müdahaleler göreceğiz. Sağ tarafa baktığımızda ise Victor Prout isminde bir fotoğrafçı var karşımızda ki fotoğraf sanatı tarihinde kurgu meselesinin gerçekten bilinen isimlerinden bir tanesi. Hristiyanlıkla ilişkilendirilen bazı kavramların buradaki figürlerle eşleştirilerek temsil edilmesi ve merkeze bir haç yerleştirilmesi var. Şimdi sanat tarihinden referans aldığını söylemiştim aslında fotoğrafın erken dönem birçok kurgusunun ve onlardan bir tanesi dini kurgular. Diğeri mitolojik meseleler. Bunun yanında sanat tarihinde yer bulmuş resimler de hali hazırda karşımıza çıkabiliyor kurgusallığın içerisinde. Dini meseleler demişken hemen burada paylaşacağım slide Baviera'dan bir tiyatro sahnesini paylaşıyorum sizinle. Fotoğrafçının ismi burada yer alsa da esasında gördüğümüz şey İsa'nın yaşamından kesitlerin sunulduğu bir tiyatro kurgusu, tiyatro sahnesi. 15. yüzyıldan beri oynanan bir tiyatro kurulumu söz konusu. Holland Day'de aslında 1890 yılında bu tiyatroları Avrupa seyahati esnasında izliyor. Bir şekilde onu dini kurgular yapmaya yönelten, hem kendi Katolik geçmişi var, Katolik altyapısı söz konusu ama aynı zamanda burada görmüş olduğu sahneleri fotoğrafik olarak da yeniden kurgulamak istiyor. Hristiyanlık anlatılarını fotoğraf tarihinde, özellikle erken dönem fotoğraf tarihinde çok fazla görüyoruz. Holland Day'de bunu kendi kurgusunun içerisine, resimsel kurgusunun içerisine dahil ediyor. Pardon. Evet, şimdi Hristiyanlık anlatısının içerisinde dedim, başka fotoğrafçılar yok mu? Bilinen başka kişiler yok mu? Çok fazla fotoğrafçıya denk geliyoruz. Çok fazla fotoğrafçının Hristiyanlıkla ilgili ya da dini anlatılarla ilgili kurgular yaptığını görüyoruz. Yalnız şöyle küçük bir fark var. Her fotoğrafçının eseri galeri ortamında yer almıyor. Çoğu fotoğraf olarak satılıyor, tekil fotoğraflar olarak mağazalarda satılabiliyor ya da el altından satılıyor. Buradaki mesela çok sıra dışı bir fotoğraf çünkü erkek çıplaklığını doğrudan gözlemliyoruz. Bu çok alışıldık bir durum değil ve erkeğin kimliğine dair, suretine dair de çok fazla şey algılayamıyoruz, bir tanımlama yapamıyoruz ama dönemin başka fotoğrafçılarının da farklı kişilerinde bu anlatıları kurguladığını söylemekte fayda var. Ve High Art dönemi demiştim.
high art döneminden bahsederken çoklu baskıların, kurgusal bazı görsellerin, figürlerin bir araya getirildiğinden bahsetmiştim. 1890'lara doğru, 1880'lerin sonuna doğru artık başka bir anlayış belirmeye başlıyor. Birazcık daha kesbiç yapıştır, o fotomontaj kültüründen çıkıp mesele yavaş yavaş fotoğrafın kendi resimsel sunusunun, sanatsal sunusunun biraz daha optik müdahaleler, lens üzerinden yapılan müdahaleler ya da kağıda doğrudan yapılan müdahaleler, kağıt yapısı olabilir, doğrudan renge yapılan müdahaleleri olabilir ya da kağıdın yüzeyine sürülen çeşitli kimyasal malzemeler aracılığıyla buna benzer resimsel görüntüler elde ediliyor. Bu işin gerçekten dünyada tanınan isimlerinden bir tanesi Alfred Stieglitz. Camera Work isminde de bir dergisi var. Sağ altta görüyorsunuz fotoğrafını. Diğeri ise Edward Stein, ki çok ünlü çünkü bu fotoğrafı yakın zamanda çok yüksek bir meblağa satılmış oldu. Burada Edward Stein'in fotoğrafını paylaşmamın sebebi o fotoğrafın üzerine doğrudan boyalarla müdahaleler yapıyor. Artık fotoğraf ve resim materyalini bir araya getirerek aslında bazı müdahaleler yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Pardon. Şimdi şimdiye kadar daha çok içerik ve biçimle ilgili kısa bir giriş yaptım. Aslında bunlar çok uzun vakitler konuşulabilecek şeyler ama Holland Day'e gelene kadar hem biçim bağlamında hem de içerik bağlamında neler olmuş fotoğraf tarihinde. Biraz onu vurgulamak istedim. Çok şey olmuş aslında ama bu kısmını gösterdim sadece. Şimdi biraz da dönemin Victoria toplumunun cinsiyet meselesine yaklaşımıyla ve cinsel yönelimle ilgili yaptığı müdahaleleri ve sonuçlarını konuşmak istiyorum. Holland Day'de de bunu konuşacağız. İki tane örnek var burada. Sağdakini artık herkes vakıftır. Oscar Wilde ve Alfred Douglas'ın öyküsü. Oscar Wilde'ın hapse girmesiyle sonuçlanıyor. Hapisten çıktıktan 3 yıl sonra da hayatını kaybediyor. İkisi de fotoğrafik belgeler ve bu fotoğraflar da bir şekilde yaşadıkları süreçte kanıt olarak kullanılıyor. Soldaki fotoğrafa biraz dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir stüdyo fotoğrafı var karşımızda. Aslında bugün drag queen dediğimiz sahne performansı yapan ve bu performans sürecinde kılık değiştiren, bir şekilde kimi zaman abartılı kılık değiştirmeleri yapan bugünün koşullarında, o dönem kadın kılığına girip şarkı söyleyen, şovlar yapan kişiler görüyoruz burada. Fakat bir süre sonra burada görmüş olduğumuz iki birey bu hallerini, bu performatif hallerini kamusal alanda da sürdürmeye karar veriyorlar. Ve dışarıda, sokaklarda bu şekilde geziyorlar. Fakat bir şekilde başları derde giriyor ve tutuklanıyorlar. Ömür boyu hapis cezasıyla yargılanıyorlar. Ve en önemlisi de bu fotoğraflar çok büyük bir kanıt teşkil ediyor. Oysa iki uçlu görüyorum ben bunu. Şimdi fotoğrafın kanıt teşkil etme hali zaten Paris Komünü'nde başlamıştı. 1870'li yıllarda Paris Komüncülerin tespit edilmesi ve yargılanması için fotoğrafların kullanıldığını biliyoruz. En önemli örneklerden biridir aslında. En başat örneklerden biridir. Burada gördüğümüz örnek ise buradaki iki kişinin Lady Stella ve Fanny Winfrey diyeceğim ben. İkisinin mahkemede yargılanma sürecinde fotoğrafların çok önemli ögeler olarak yer aldığını biliyoruz. Otorite tarafından kullanılıyorlar. Oysa onların fotoğrafa yaklaşımını ben birazcık kurcalamak istediğimde aslında varlıklarının devamlılığını ve stabil halini sağlayan en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor burada fotoğraflar. Göstermiş oldukları performansı, bu performatif tavırlarını sabitleyen bir öge olarak karşımıza çıkıyor fotoğraflar. En azından onların duygu durumu içerisinde diye düşünüyorum. Oscar Wilde'ın ise fotoğrafına baktığımızda birkaç örneği vardır bu fotoğrafın ama ben burada en çok Oscar Wilde'ın o fotoğraf neticesinde gösterdiği özgüveni ve sunuşunu okuyorum ve gözlemliyorum bu fotoğrafta. Her iki fotoğrafta daha sonra farklı niyetlerle kullanılıyor. Ve Amerika'dan bir isim var. Artık daha Amerika birazcık daha meseleye liberal bir yönden yaklaşıyor.
burada görmüş olduğumuz Johnston fotoğrafçı, kadın fotoğrafçı. Az önce Julia Margaret Cameron'dan bahsetmiştim. Aslında Julia Margaret Cameron birazcık daha işin sanatsal ayağındaydı ve ticari bir beklentiyle çok tabii ki ticari bir şeyi oldu, kazancı oldu. Fakat doğrudan ticari beklentiyle fotoğraflarını üretmiyordu. Benjamin Johnston'da görmüş olduğumuz şey ise, Francis Benjamin Johnston'da görmüş olduğumuz şey ise kendisinin sektörde yoğun olarak yer aldığını, Paris'teki uluslararası fuarda Amerika'yı temsil ettiğini bir şekilde ve bu erkek egemen sektörün içerisinde varlığını koruduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda Holland Dean de dirsek temasında olduğu bir isim kendisi. Ben aralarındaki ilişkide aslında birbirlerini etkilediklerini düşünüyorum. Bazı noktalarda Johnston Holland Dean'i etkiliyor. Kimi noktalarda ise özellikle birazdan göreceğimiz bazı fotoğraflarda önce Holland Dean'in Afrika kökenli bireylerle Amerika'da çalışma yaptığını görüyoruz. Portre çalışmaları yaptığını görüyoruz. Daha sonra da Johnston'ın yaptığını görüyoruz. Bir şekilde kendi yaklaşımlarından ve tavırlarından etkilendiklerini söyleyebiliriz. Peki. Ve gelelim bugün konu edineceğimiz Fred Holland Day'e. Bu fotoğraf tarihinin, fotoğraf tarihinde otoportre dediğinizde karşınıza ilk çıkacak örneklerden bir tanesi. En ünlü örnek diyebilirim hatta. Neden bu kadar önemsendi ve neden bu kadar ünlü oldu bu fotoğraf dersek, öncelikle fotoğrafçının sanat tarihinde, hali hazırda sanat tarihinde o güne kadar binlerce yapılmış İsa sunusu var, İsa portresi var. Ancak şöyle bir fark var ki, o tarihe kadar yapılmış İsa sunularının hemen hepsi anonim figürler olarak karşımıza çıkıyor. Suretlerine dair bir okuma yapamıyoruz, kimliklerine dair bir okuma yapamıyoruz. Holland Day bu fotoğrafı çektiğinde ve bu fotoğrafı sergilemeye başladığında aynı yıl sergilemeye başlıyor ve 250 fotoğraflık bir seri var karşımızda. Sadece bu portre değil, bunu kurgusal bir seri olarak tasarlıyor kendisi. Burada biz otoportre, yakın plan otoportresini görüyoruz ve zaten Holland Day üzerine yapılan kimliklenme de bu fotoğraflar sayesinde oluyor. Ve toplum ilk kez şuna tanıklık etmiş oluyor. Bildikleri bir figür, tanıdıkları bir kimlik İsa'nın rolüne bürünerek karşılarına çıkıyor. Bu o dönem için sıra dışı bir şey. Aynı zamanda diğer fotoğraflarda da aslında kurgusal bir anlatı var. Az önceki Bavyera tiyatrolarında ya da İngiltere'deki bazı tiyatrolarda da oynanan oyunlarda olduğu gibi birçok bileşeni var İsa'nın hayat hikayesinde. Onların hepsini canlandırıyor Holland Day. Ve az önce de bahsetmiştim, aslında çok tutkulu bir Oscar Wilde hayranı ve Oscar Wilde'ın da aslında çok eserinin yayınlanmadığı The Yellow Book isminde bir kitap var. Birazcık illüstrasyonların yapıldığı, birazdan paylaşacağım bir illüstrasyon. Ve Aubrey Bradley ismindeki illüstratörün de birçok illüstrasyonun olduğu çalışmayı Amerika'da yayınlıyor kendisi. Ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Aslında kendisi çok sempatik bir yönden bir dini anlatıyı sunuyor, fotoğrafik olarak sunuyor. Fakat beklemediği şekilde eleştirilerin hedefi oluyor. Bu kadar hassas bir konuyu kendi suretiyle bilinen bir kişi olarak sunması, aynı zamanda Oscar Wilde çevresiyle olan yakın ilişkisi böyle nazik bir konuyu işlemesini eleştiriyor ve bir anda basında her iki tarafta da hem İngiltere'de sergilediğinde hem Amerika'da sergilediğinde, Amerika'daki sergileme sürecinde birazcık daha çıplaklıkla ilgili eleştiriler alıyor. Amerika demek ki o zaman da aynıymış. Bugün hala çıplaklıkla ilgili Amerika'da sergilerde bir sürü sıkıntı çıkabiliyor. Ama İngiltere'deki sergide gerçekten Oscar Wilde'la olan ilişkilenmesi sebebiyle çok ciddi eleştiriye maruz kalıyor ve özellikle Oscar Wilde'ın cinsel yönelimi ve Holland Day'in de onunla bu kadar samimi bir ilişki kurması bu eleştirilerin daha da pekişmesine sebep oluyor. Diğer fotoğraflara baktığımızda aslında
Hammond Bey'in fantezisinin ürünü olduğunu da görebiliyoruz. Bazı noktalarda hafif bir fantezinin devreye girdiğini, özellikle Romalı askerlere bakarsanız aslında homoerotik bir kurgunun olduğunu da gözlemleyebilirsiniz Romalı askerlerde kurgulanmış olan. Birazdan San Sebastian'ı paylaşacağım, San Sebastian kurgusunu paylaşacağım. Aynı şeyi görebileceğiz orada da. Ama Holland Dean'in yapmış olduğu çalışmada İsa anonim olmaktan çıkıyor, kendi suretine bürünüyor. Aynı zamanda yapmış olduğu diğer kurgularda da sola da bakarsanız, soldaki fotoğrafta da Romalı askerin çok daha erotik bir sima ile, erotik bir görsellikle kurgulandığını gözlemleyebiliriz. Bu da zaten özellikle burada farklı süreçlerini görüyoruz bu öykünün. İşte dirilme, mezara yerleştirilme, haçtaki ölüm vesaire. Aynı zamanda bu seriyi bu kadar sıra dışı kılan şeylerden bir tanesi de fotoğrafçının İsa portresini ve İsa imgesini doğru yansıtabilmek adına çok uzun süre aç kalmış olması. Kendisini bu kılığa sokabilmek adına performatif bir tavır sergiliyor. Evet, ama bir süreç de geçiriyor. Aylar süren bir süreç geçiriyor. Biraz bedeninin bu sıska hale varabilmesi için aç kalıyor. Aynı zamanda bu kumaşları saplantılı bir tavırla bazı materyalleri Orta Doğu'dan getirtiyor. Arkeolojik verileri inceliyor ve uzun bir hazırlık sürecinden sonra bu 250 fotoğraflık seriyi oluşturuyor. Amerika ayağındaki sergilemede çıplaklığın, özellikle erkek çıplaklığının bu kadar doğrudan kullanılmış olması da eleştirinin bir paydasını oluşturuyor. Ve aynı zamanda galeri ortamında sergilenmiş olması. Çünkü zaten fotoğraf icat edildikten bir 10 yıl sonra, 1850'ler diyebiliriz, özellikle İngiltere ayağında hızlı bir müsteşarlık meselesi ortaya çıkıyor ve arka arkaya davalar açılmaya başlıyor. Fotoğrafik ögelerle, fotoğrafik sunularla ilgili ve 1850'lerde ilk yasalar yapılmaya başlıyor. Fotoğraflarda kullanılan çıplaklığın sanatsal bir durumun arkasında mı tercih edildiği, sanatsal bir niyetle mi tercih edildiği, yoksa doğrudan pornografik niyetle mi fotoğraf çekildiğine dair. Ve bu tabii çok belirsiz bir alan. Bugünün genel ahlak meselesi gibi belirsiz bir alan. Ne olduğu belli değil, nasıl tanımlandığı belli değil. O yüzden birçok fotoğrafçının başı da derde giriyor. Holland Day de bu bir kısmıyla bu eleştirinin hedeflerinden bir tanesi. Ve kurgusal fotoğrafta şundan bahsetmiştim aslında. Kurgusal fotoğrafın içerisinde ya da fotoğrafın ilk dönemi içerisinde bazı başlıkları yoğun olarak görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mitolojik ögeler, diğeri dini ögeler, sanat tarihinden referans alınan kurgular söz konusu ve aynı zamanda da birazcık da insanlık tarihinden alınan, işte savaşlardan, benzeri olgulardan, toplumsal meselelerden alınan referanslar var. Burada gördüğümüz yine dini bir kurgu, dini bir öge. San Sebastian'ı görüyoruz. Aslında sanat tarihinde defalarca yine aynen İsa anlatısı kadar olmasa da defalarca kurgulanmış bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. Rubens'in San Sebastian'ı en ünlüsüdür aslında. Hemen arkasından Guido Reni'ninki var. Yavaş yavaş bedenin çile meselesinin yavaş yavaş birazcık da o bedenin akademik olarak şekillendirilmesi, biraz daha ifadenin de acı ve çilenin birazcık da Holland Day'de de baktığımızda birazcık da şehvetle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Holland Day'in çalışmasında, özellikle Holland Day'in San Sebastian çalışmasında çok bariz bir şekilde çile meselesinin yavaş yavaş o homoerotik şehvetle ilişkilendirildiğini gözlemleyebiliyoruz. 1906 tarihli bu fotoğrafta. Aslında 1898'de çalışmalarını sergilediğinde yoğun bir eleştiriye maruz kalmış olmasına rağmen geri adım atmıyor ve yeni dini, yeni
fotoğraflarında yine dini ögeleri işlerken yavaş yavaş aslında o kurgulamak istediği görselliği bir şekilde erotik hale getirdiği görselliği yeniden kurguladığını ve sunduğunu görüyoruz sanatçının. Ve iplere bakarsak aslında çoğu San Sebastian kurgusunda bu kadar yoğun ip kullanıldığını görmezsiniz ama burada yavaş yavaş bir bu 20. yüzyılda Mapplethorpe'un fotoğraflarında da göreceğiz. Bondage kültürü dediğimiz o bondage'ın içerisinden gelen bir sanki o çilenin yavaş yavaş ızdırabın yavaş yavaş şehvetle birleştiği noktayı da gözlemleyebiliyoruz. Birkaç kurgusunu daha yapıyor sanatçı. Yakın plan fotoğraflarını çekiyor. Burada daha belirgin görüyoruz aslında pasif hale getirilmiş olan San Sebastian'ı, pasif bir kurgunun içerisinde yer alan San Sebastian'ı ve bir aslında oklar neticesinde bir penetrasyona da şahitlik etmiş oluyoruz. Pasif durumdaki penetrasyona. Yine dini ögeler görüyoruz. İşte bekçi anlamına gelen bir kurgu söz konusu burada. Ve çoban ve asası aslında Davut'la ilişkilendirebileceğimiz doğrudan bir kurgu var ve çıplaklığın kullanıldığını gözlemliyoruz yine fotoğrafında. Ve aynı zamanda portreler tasarladığını görüyoruz sanatçının. Şimdiye kadar görmüş olduğumuz o kurgusal hikayeler, o teatral hikayelerin dışında kalan doğrudan bildiğimiz klasik portreler tasarlıyor. Ama bu klasik portreleri de bir şekilde stilize ettiğini gözlemliyoruz. Yine o doğuya özel merakı, doğuyla ilişkilendirdiği fotoğraflarında kesinlikle işte Halil Gibran'ı bir şekilde Lübnan kökenli bir şekilde o Arap kostümüyle çektiğini görüyoruz. Bu arada ailesi burjuva bir aile ve yoğun olarak burs veriyor Amerika'ya yeni gelen göçmen insanlara. Ondan birazdan bahsedeceğim ama çok liberal bir aileden geliyor ve doğrudan daimi olarak sürekli burs veren bir aile bir kuruma dönüşmüş durumda. Yine burada da yapmış olduğu bazı portre çalışmalarını görüyoruz. Birçok portresinde aslında Doğu ile ilişkilendireceği, işte Asya kültürüyle ilişkilendireceği, Orta Doğu kültürüyle ilişkilendireceği ögeler gözlemleyebiliriz. Solda görmüş olduğunuz türbanlı kız, başında türban olan kız, kullanmış olduğu kumaş, sağdaki manolu kadın yine Asya kültürüne özel dokular görüyoruz. Altta ise bir grafik sanatçısı var, Ethel Reed. Ethel Reed'in üzerinde de yine o leopar desenli ve saçındaki bitkileri de yine bir şekilde o mitolojik anlatının ögesi olarak gözlemleyebiliriz. Peki, şimdiye kadar aslında dini anlatılarla ilişkilendirdiği fotoğraflarını gördük. Yavaş yavaş söyleminin birazcık daha erotik hale geldiğini göreceğiz. Biraz daha homoerotizm içerdiğini göreceğiz sanatçının. Ve aslında kendisini de çok etkileyen burada soldaki grafikte görüyoruz ismini zaten. Aubrey Beardsley ismindeki genç yaşta ölmüş bir grafik tasarımcı, illüstratör bu. Art Nouveau stilinde kabul edebileceğimiz bir grafik sanatçı. 28 ya da 25 yaşında o dönemlerde hatırladığım kadarıyla tüberkülozdan hayatını kaybediyor İngiltere'de. Ama çok fazla eser bırakıyor. The Yellow Book ismindeki çalışmada, süreli yayında birçok illüstrasyonu yayınlanıyor. Ve Holland Bey'in bu illüstrasyonlardan referans aldığını, çok etkilendiğini biliyoruz. Ve kendi sahibi olduğu yayın evinde de Copland and Day altta yazıyor Boston diye. Eserlerini Amerika'da da yayınladığını biliyoruz. Zaten bu ilişkilenme Amerika, İngiltere'deki bu görselliği Amerika'ya taşıyor olması yavaş yavaş onun da tepkilerin odağında yer almasına sebep oluyor. Ve sadece fotoğrafları üzerinden değil, bu ilişkilenme sebebiyle eleştirdiğini biliyoruz. Burada görmüş olduğumuz bir yine doğada çekilmiş bir kurgusal resim, piktoryalist bir tavırla çekilmiş bir fotoğraf görüyoruz. Bu tabii Orpheus da olabilir, Apollon da olabilir. Tam doğrudan tanımlamıyor ama bir lir görüyoruz yaptığı çalışmada. Aynı şekilde yine soldaki fotoğrafta bir grafik sanatçısı var. Aslında etnik ögeleri çalışan, Pueblo yerlileriyle ilgili çalışmalar yapan bir grafik
sanatçısı kendisi, Beatrice Rulli. Ama orada görmüş olduğumuz arkeolojik buluntuların içerisinde yer alan panafirm denilen bazı işaret noktaları belirleyen figürle beraber, taşla beraber çekmiş portreyi. Sağda ise Endymion isminde 1907 tarihli başka bir nü fotoğraf görüyoruz. Şimdi Victoria döneminin insanı zaten hali hazırda klasik antik Yunan ve Roma'ya müthiş bir hayranlık besliyor. O yüzden Holland Day'in de bu yönde kurgular yapması çok şaşırtıcı değil. Endymion, John Keats'in bir şiirinin ismi, 1818 tarihli, o dönemde yazdığı bir şiirinin ismi, aynı zamanda bir çobanın öyküsünü anlatan bir şiir. Ama Holland Day'in çalışmalarında bu doğa ve çıplaklık meselesini, erkek çıplaklığı meselesini yoğun olarak artık mitolojik anlatının içerisinde görmeye başlıyoruz. Bu noktada şunu açmak istiyorum tabii. LGBT sanatın içerisine baktığımızda ya da LGBT sanatın kurgusuna baktığımızda, öyküsüne baktığımızda diyeyim, bir eşik dönem dediğimiz bir dönem var. Bu 1800'lerin sonundan başlıyor, 1910'lara kadar devam ediyor. Görünürlüğün dolaylı bir şekilde sunulduğunu fark ediyoruz. Artık sanatçıların doğrudan bir şeyler ifade etmektense başka anlatıların arkasından kendilerini sunduklarını ya da kendi vurgulamak istedikleri öyküyü vurguladıklarını gözlemliyoruz. Holland Day de bu eşik dönemin sanatçılarından bir tanesi. Birçok döneminde yaşamış olan birçok sanatçı gibi 1910'lardan itibaren yavaş yavaş artık özellikle sanattaki özgürleşme hareketleri ve liberalleşmeyle beraber görünür olma döneminin başladığını söyleyebiliriz. Bu görünür olma dönemi İkinci Dünya Savaşı'na kadar gidecek. Ondan sonra başka bir sıkıntı başlayacak. İkinci Dünya Savaşı'nın faşist ortamı vesaire tekrar bir içe dönüş olacak ve bunların hepsi yavaş yavaş LGBT sanatının içerisinde görselliğini de sağlayacak ya da kurgulayacak. Evet. Başka bir yine doğada bir çalışma görüyoruz. Aslında Kaplumbağa doğrudan mitolojik bir anlatı içermiyor. Bazı noktalar da var. İşte Apollon'un Niri'nin kaplumbağa kabuğundan olması, Zeus'un kaplumbağa ile ilgili bir öyküsünün olması vesaire. Ama sanatçı burada muhtemelen doğada bir çalışma, etüt çalışması yaparken hem kaplumbağaları hem çoban öyküsünü bir araya getirdi ve bir kurgu yaptı diye düşünüyorum. Ve Victoria dönemi sanatçılarının da aslında hem antik Yunan'a duyduğu hayranlık hem de dönemin etüt çalışmaları içerisinde Holland değil de bol bol eserlerinin içerisine buna benzer vurgular yerleştirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Soldaki fotoğrafa bakarsanız mavi yoğunluklu Sayana type tekniği dediğimiz teknikte yapılmış bu fotoğraf. Baktığımızda çocuğun aslında bir Nike heykeli elinde tuttuğunu gözlemliyoruz. Yine o anlatıyı pekiştirmek adına bu soldaki fotoğrafın, sağdaki fotoğrafın ismi de Hipnos. Ve bu antik Yunan anlatısını pekiştirmek adına buna benzer detaylar fotoğrafın içerisine sanatçı sıklıkla yerleştiriyor. Burada Defne Çelenkli Genç ismindeki fotoğrafında olduğu gibi aynısı soldaki fotoğraf için de geçerli. Defneyi kullanıyor olması antik Yunan'da yoğun olarak bu bitkinin yer almasıyla ilişkilendirilebilir. Her iki fotoğrafta da aslında evet bir nü anlatı söz konusu ama kullanılmış küçük bir heykelcik var. O heykelciğin aslında mitolojide ya da antik Yunan'da tam olarak karşılığını belki bilemiyoruz, bulamıyoruz da. Ben de kurcaladığımda, arkeolog arkadaşlarıma danıştığımda çok net bir şey değil, figür değil, ne olduğu çok belli değil ama fark etmez, fotoğrafçı için aslında temsil ettiği bir şey var ve bu fotoğrafın içerisinde kattığı bir temsiliyet var. Mitolojik bir kurgu, antik Yunan'a özel, klasik sanata özel bir vurgu yaptığını doğrudan söyleyebiliriz. Benim Holland Day'de aslında en ilginç bulduğum fotoğraf serisine geliyor ki kişiler, buraya konu olmuş kişiler, kimisi evinde çalışan yardımcıları. Bunu bazı fotoğrafçılarda görüyoruz. Mesela Julia Margaret Cameron'da da görmüştük. O da yanında çalışan insanları model yapıyordu kendisine. Tabii şöyle bir şey var. Etiyopyalı şef ismindeki bu fotoğrafın kurgusunda. O dönemde
Etiyopya'da 2. Menelik isminde bir kral var. İtalyanları bir savaşta yeniyor. Adva Savaşı diye bir savaşta yeniyor ve İtalyanlar geri çekilmek zorunda kalıyor. Aslında Afrika'da kazanılmış sayılı zaferlerden bir tanesi olarak görülebilir bu zafer. Sanatçı bundan çok etkileniyor. Zaten Doğu'ya özel bir ilgisi var. Bir yandan da kölelik karşıtı bir ailenin içerisinde büyümüş. Annesi müthiş bir aktivist. Özellikle Afrika kökenli Amerikalıların hakları için mücadele eden bir isim annesi. Ve bundan da etkilenerek bu savaşın gazetelerde yer alması, İtalyanların yenilmiş olması burada doğrudan Afrika kimliğine özel kurgular yapmasına sebep oluyor. Ve sanatçı bir tepki daha alıyor. Basında özellikle çok beklemediği şeyler bunlar. Onu çok şaşırtan şeyler. Aldığı tepkinin sebebi de barbar bir bedenin estetik bir dille sunulabileceğine dair örnek olduğu söyleniyor fotoğrafların. Halbuki kendi içerisinde müthiş ırkçılık barındıran bazı yorumlar içeriyor bu haberler ve bir süre devam ediyor. Peki daha önce siyah bedeni, şöyle birkaç örnek daha görelim. Siyah bedeni bir şekilde kurgulayıp fotoğraflayan fotoğrafçılar olmamış mıdır? Ya da siyah portreleri, Afrika kökenli, siyah diyorum ama Afrika kökenli insanların portrelerini çeken başka insanlar olmamış mıydı? Evet, olmuştu. Ama yine bir fark geliyor karşımıza. Galeri ortamında bu fotoğraflar bir eser olarak sergilenmemişti. Aynen bu çalışmasında olduğu gibi basından hiç görmediği bir tepki alıyor sanatçı. Siyah bedenin estetik bir şekilde yorumlanmasıyla ilgili. Yine aynı heykeli görüyoruz burada. O yüzden tercih ettim bu fotoğrafları. O heykelin bir şekilde fotoğrafın içerisine yerleştirilmesi aslında Doğu ile Batı'nın ilişkisini bu fotoğraflar üzerinden sanatçının da kurguladığını gözlemleyebiliriz. Fotoğrafların bu kadar soft, bu kadar flu ve aslında görüntü kalitesi düşükmüş gibi görünmesinin sebebi sanatçının resimsel tavrı. Çünkü platinyum dediğimiz bir kağıt malzeme kullanıyor, bir kimyasal malzeme kullanıyor. Hatta optikle de bozulmalar yapıyor. Resimsel etkiyi artırmak için bunu yapıyor. Sizi yanıltmasın bu fotoğrafların bu kadar kalitesinin düşük olması. Ve tabii dönemde kullandığı malzeme yavaş yavaş fotoğraf anlamında kendisini geri çekmesine de sebep olan bir şey. Birinci Dünya Savaşı'nda Urallardan gelen, Sovyet bölgesinden, Rusya'dan gelen platinyum malzemenin bulunamaması ve artık iyice kaybolması sektörden. Sanatçının da yavaş yavaş artık bu tekniği de kullanamadığı için, tekniği çok benimsediğinden dolayı yavaş yavaş kendisini fotoğrafik üretimden soyutlamış diye söyleyebilirim. Bu fotoğrafı ise doğrudan 2. Menele'ye atıf yapan bir fotoğraf olarak karşımızda yer alıyor. Evet, fotoğraflarını nasıl sergiliyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü müthiş bir dekoratif beklentisi var. Dönemin zaten sanatı ve mimarisi de öyle getiriyor. Art Nouveau çok yaygın ve mimari ögelerle fotoğrafı birleştirerek sergilemek gibi bir huyu söz konusu. Fotoğrafın sanat olma meselesi ya da fotoğrafın estetiği üzerine çok fazla tartışma var ve fotoğrafın özellikle yüksek sanat, high art ya da resimsel, pictorialist tavrında müthiş bir kavgacı, müthiş bir savunucusu fotoğrafın. Hemen buradaki diğer çalışmasına da baktığımız zaman aslında mimari bir sunu gibi gösteriyor fotoğrafını. Beauty is truth, çünkü Oscar Wilde'ın da dahil olduğu estetizm akımının her şeyin sanatla ilişkilen, sanatın sürekli güzel olanla, güzellikle ilişkilendirilmesi, bunlardan çok etkilendiğini biliyoruz sanatçının ve doğrudan bununla ilişkileniyor. Fotoğraflarında da bunu gözetiyor. Afrika fotoğrafları buradan aslında bir sapma yaratıyor, onu söyleyebiliriz. Çünkü Afrika fotoğraflarında artık yavaş yavaş bir politize tavır görüyoruz. Bu çok uzun soluklu olamıyor sanatçının kariyerinde. Çünkü fotoğrafik olarak kendisini geri çekiyor. Daha fazla edebiyata ve yayıncılığa, şiirle ilgilenmeye başlıyor. Koleksiyonlarını yapıyor. Ama fotoğrafik sürecinde bu politik tavrında Afrika kökenli insanların fotoğrafları üzerinden kurguladığını söyleyebiliriz. Hemen başka bir pencere açmak istiyorum sanatçının fotoğraflarıyla ilgili. Daha sonra
başka sanatçılardan bahsetmeye başlayacağım. Flandrin çok ilginç. Bazen sanat tarihinde ya da görsel kültür tarihinde diyeyim, bazı imgeler enteresan bir şekilde kendilerine yer buluyorlar. Buna San Sebastian'ı da katmalıyım. Çünkü San Sebastian'ın da sürekli olarak çileyle ve LGBT sanatının içerisinde çile meselesiyle ilgili doğrudan analiz edildiğini, ilişkilendirildiğini gözlemleyebiliyoruz. Flandrin'in resmine baktığımızda sağ üstte aslında klasik bir etüt çalışması yapıyor sanatçı ve Holland Day'de 1890 yılında bir Avrupa seyahati yapıyor. Bu Avrupa seyahatinde işte o Baviera tiyatrolarını görüyor. Paris'te müzeleri geziyor, İspanya'da müzeleri geziyor. Paris'te gezdiği galerilerden bir tanesinde bu eseri görüyor ve bu eseri yeniden kurguluyor. Kurgusal fotoğrafın içerisinde sıklıkla karşımıza çıkan bir şeydir. Resim sanatından biçimsel olarak doğrudan faydalanmak ve onu kurgulamak. Bazen farklı ögeler eklenerek bu yapılabilir. Burada da sanatçı bir vazo eklemiş ve o vazo aslında bir şekilde sanatçının burada görmüş olduğumuz etüdün bir şekilde antik Yunan'la ilişkilenmesini ya da Roma'yla ilişkilenmesini sağlayacak öge olarak, bir köprü olarak görebiliriz. Sanatçı da böyle bir kurgu yapmış, kurgusal bir nü çalışma yapmış. Flandrin'in başka çalışmalarını da görüyoruz burada. Yine aslında bir şekilde şunu söyleyebiliriz, Holland Day'in yine buralardan da, bu eserlerden de yavaş yavaş referans aldığını ve kurgularına bunu dahil ettiğini söylememizde fayda var. Ve şu fotoğrafa geri döneyim. Flandrin'in bu çalışmasını 20. yüzyılda sıklıkla görüyoruz ama bir şekilde erken dönemde özellikle LGBT için bir depresyon ögesi gibi kullanıldığını gözlemliyoruz. Depresyonla ilişkilendirildiğinde ya da sıkıntılı durumlarla ilişkilendirildiğinde bu fotoğrafın ya da buna benzer bu formun, kurgusunun karşımıza çıktığını görüyoruz. Sıklıkla da yaşanan, işte 1980'li yılların başından itibaren yaşanan AIDS sürecinde görüyoruz. Yapılmış olan reklam sektörünün çok fazla kullandığını görüyoruz ki ben 90'lı yıllarda Türkiye'deki Tempo gibi benzeri fotoğrafı yoğun olarak kullanan dergilerde buna benzer birkaç fotoğraf hatırlıyorum. Ve bu form kendisine böyle bir yer ediniyor bir noktadan sonra. Fotoğrafçılar da 20. yüzyıl fotoğrafçılarının da bunu kullandığını birazdan Mapplethorpe'un fotoğrafında başka bir dille, başka bir anlatıyla gözlemleyeceğiz. Ama Longlaw'un dönemin yine bilinen isimlerinden bir tanesi. Sol üste bakarsanız benzer bir kurguyu onun da yaptığını gözlemliyoruz. Çok tanıdık bir kurguyu onun da yaptığını gözlemliyoruz. Yine Eşik dönemin sanatçılarından bir tanesi. Yalnız daha konforlu bir alana sahip. Kendisi bir aristokrat. Almanya'dan bir aristokrat ve Sicilya'da yaşıyor. Sicilya'da yerli halktan gençleri, oğlanları fotoğraflıyor ve doğrudan mitolojik kurgular yapıyor. İşte sol tarafta görmüş olduğunuz Pan, sağ tarafta görmüş olduğunuz yine mitolojiyle ilişkilendirilebilecek kurgu. Başka fotoğraflarında da bunu görebilirsiniz, araştırırsınız. Yapmış olduğu kıyafetler, giydirmiş olduğu kostümler vesaire tamamı aslında mitolojik bir kurgusallık içeriyor. Ama fotoğraflarına baktığınız zaman yoğun bir erkek erotizmi olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Evet, Holland Day'in çok ilginç portrelerinden bir tanesi. Çünkü çeken yine Victorianist bir fotoğrafçı, Clarence White isminde. Arkada Afrika kökenli modeliyle beraber fotoğraflamış sanatçıyı. Kurgusal stilize bir hali var sanatçının. Şimdi Holland Day'den sonra şunu söylemiştim. Holland Day'i bir şekilde 20. yüzyılda başka fotoğrafçılarla kesiştiğini düşünüyorum sanatçının. O fotoğrafçılardan örnekler vereceğim. Hem teknik olarak kesişiyor bazı noktalarda, içerik bağlamında kesişiyor. Aynı zamanda da o eşik dönemi artık aşmış ve Stonewall sonrası artık çok daha fazla doğrudan ifadeyi fotoğraflarında, aktivist ifadeyi barındıran fotoğrafçıları birazcık sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk fotoğrafçımız John Dugdale isminde. Az önce Holland Day'in bir
fotoğrafını paylaşmıştım. Cyanotype tekniğiyle mavi tabanlı bir fotoğraf. Aynısını burada görüyoruz. Sanatçı yine antik bir tekniği kullanmış. John Herschel isminde bir fotoğrafçının 1842 yılında geliştirdiği bir baskı tekniği bu. Baskı tekniği aslında. Ve o resimsel tadı görüyoruz. Yine dini ögeleri eserlerine dahil ediyor John Dugdale. 80'li yıllarda AIDS sürecini yaşamış sanatçı ve tek gözünü kaybetmiş, bir gözü de ciddi bir görme kaybına uğramış ve katarak sebebiyle de mavi görmeye başlıyor ve fotoğraflarında da bunu pekiştirdiğini gözlemliyoruz. O sonsuzluk fikrinin, mavinin sonsuzlukla ilişkilendirilmesi halinin fotoğraflarında yavaş yavaş yoğun bir şekilde belirdiğini görüyoruz. Bütün fotoğrafları değil, bir serisi böyle. Dini anlatıyla da ilişkilendirdiği serisi bu şekilde. Derek Jarman'ın Blue filmini belki görmüşsünüzdür. Aynı niyetle yapılmış bir filmdir o da. Yavaş yavaş kör olması sanatçının ve mavi görmeye başlaması yine o galeri ortamında ya da sunulan yerde mavi bir ekran şeklinde filmin gösterilmesi. Duran Mitchell'dan biraz bahsedeyim. Fotoğraf tarihinin ben neden Hollande ile ilişkilendiriyorum bir noktada Duran Mitchell'sı. Birincisi bir seri fotoğraf, seri anlatı şekli var. Kurgusu söz konusu. Burada bir Narcissus öyküsü görüyoruz. Çıplaklığı ve doğayı kullanışını görüyoruz ve yazıyı kullandığını görüyoruz. Aslında Hollande'in fotoğraflarında da özellikle İsa'nın son yedi sözü isimli fotoğrafında da yazının yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Biraz Hristiyanlık anlatısından referans alınan cümleler vardı orada. Burada ise sanatçı herhangi bir farklı niyete mahal vermeden doğrudan ne düşünmemiz gerektiğini aslında bir isim olarak Narcissus'u vurgulayarak söylüyor bize. Çoğunlukla sürreal kurgular yaptığını görüyoruz sanatçının. Sürreal anlatılar yaptığını görüyoruz. Burada bir melek var. Melekle birleşen bir figür var. Yine The Fallen Angel. Yine aslında bir seri anlatının devreye girdiğini söyleyebiliriz. The Dream of Flowers ismindeki bu çalışması da AIDS sürecini anlatıyor. 86 tarihli artık AIDS'in gerçekten son derece zor dönemler yaşattığı bir süreci fotoğraf, süreci kurgulamış sanatçı. Çiçeklerle ilişkilendiriyor. Bir çiçeklerin içerisinde gömülmesini gösteriyor buradaki figürün. Mapplethorpe'un San Sebastian fotoğrafını görelim. Aslında Mapplethorpe'un fotoğrafı Bondage şeklinde isimlendiriyor. Fakat daha sonraki yayınlarda ve yapılan çalışmalarda eleştirmenler bu fotoğrafı San Sebastian kurgusu olarak gösteriyorlar ve isimlendiriyorlar. Gerçekten de Hollande'in çalışmasına baktığımızda o ipleri hatırlarsanız bir bondage kültürüne referans verebilecek kadar çok ip kullanıyordu sanatçı. Halbuki resim sanatı tarihinde o kadar bariz kullanılmış ipler görmüyoruz. Burada bambaşka bir seri kurgu var. Yine Mapplethorpe'un aslında 70'li yıllarda iyice Portfolio X dediğimiz süreçte de fotoğraflarını kurguladığı bir dönem. Ve Mapplethorpe'un da Afrika kökenli bireyleri fotoğraflarına dahil ettiğini sıklıkla görüyoruz. Aslında bunu biraz postkolonyal okumayla da şekillendirebiliriz, referansını alabiliriz ya da yorumlayabiliriz. Ve az önce Flandry'nin bir çalışmasını paylaşmıştım. Özellikle 20. yüzyıl görsel kültüründe reklamcılar tarafından kullanıldığını söylemiştim. Mapplethorpe'un da benzeri bir kurguya gittiğini görüyoruz. Siyah bedeni, Afrika kökenli bedeni yeniden kurguladığını görüyoruz eserlerinde. Hollande ile aslında hem Afrika kökenli bedeni kurgulaması hem de Flandry'nin yorumunu farklı açılardan yeniden kurgulaması bakımından örtüştüğünü söyleyebiliriz. Evet. Burada fotoğrafçıdan çok yazarı birazcık referans aldım açıkçası. San Sebastian üzerinden göstermek istiyorum, okumasını yapmak istiyorum. Yukio Mishima, Bir Maskenin İtirafları, modern Japon edebiyatının çok önemli isimlerinden bir tanesi.
70'li yıllarda da bir şekilde protesto amaçlı intihar ediyor. Ve çektiği çileyi aslında ülkesinin koşulları ve kendi yaşam koşullarıyla ilişkilendirdiğini söyleyebiliriz. Ve San Sebastian yine bu sürecin, yaşadığı sürecin öyküsünü temsil eden bir fotoğrafik anlatıya dönüşüyor. Ordeal by Roses isimli çalışması ise Eiko Hosei, bugün hala aktif bir fotoğrafçı bildiğim kadarıyla, Eiko Hosei'nin yaptığı bir seri fotoğraf çalışması, yine erkek bedeniyle ve erkek bedeninin mükemmelliğiyle, birazcık da Mishima'nın kendi bedenine olan takıntısıyla ilişkilendirerek yaptığı bir seri fotoğraf çalışması. Evet, sizlerle paylaşacağım son sanatçı İsrailli bir sanatçı. Hem dini anlatının, işte İsa'nın çarmıhtan indirilmiş, yine askerler üzerinden çarmıhtan indirilmiş ve Romalı askerin mızrakla ölüp ölmediğini kontrol ettiği esnada oluşmuş yara ve ona makyaj yapan bir arkadaşı. Solda ise çok güçlü görünen ama aynı zamanda gölgesi itibarıyla da bir şekilde o zayıflıkları ordunun içerisinde var olmakla ilgili, kendisi de askerlik yapmış bir askerlik yapmış bir eşcinsel birey, ordunun içerisinde var olma süreciyle ilgili yaşadığı sıkıntılar ve o sıkıntılar neticesinde geliştirdiği bir kavram var aslında, homo empati diyor buna. Bu süreçte ordunun içerisinde, o ataerkil sürecin içerisinde var olmakla ilgili yaşadığı sıkıntıları gösterdiği bir kurgusal seri yapmış sanatçı. Bu fotoğrafların içerisinde hem Hristiyanlık ögelerini görebiliyoruz, hem de kendisine özel, özellikle bir topluluğun içerisinde kimliğinden koparılmış, kendi varoluş ögelerinden koparılmış bireylerin bir şekilde sunusunu görüyoruz fotoğraflarında. Ben biraz fazla hızlı konuşurum ve çok fazla şey söylerim. Umarım çok bombardımana tutmadım sizleri. Holland Day'i en başında da söylediğim gibi aslında sanatçıyı çok az fotoğrafı kalmış olmasına rağmen bugüne hem tarihten getirdiği bazı görsel ögeler, hem de sonrasında o eşik dönemi, LGBT sanatının içerisindeki o eşik dönemi aştıktan sonra 20. yüzyıl sanatındaki birçok sanatçıya da bugün queer sanatla ilgili ya da LGBT sanatla ilgili açtığımız birçok yayında sanatçının eserlerine denk gelebilirsiniz. O yüzden ben önemli bulduğum için bugün sizlerle paylaşmak istedim sanatçıyı. Konuyla ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa seve seve de cevaplamak isterim. Seçkin, çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifle dinlediğimiz bir konuşma oldu. 1800'lerin ortasından bugüne kadar, yani böyle bir, bu kadar geniş bir dönemi böyle güzel sayende takip edebilmek benim açımdan çok güzeldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer hani biraz da hani soru sormaya vakit kazandırmak için benim aklımda bir şey var. Onu sana sormak istedim açıkçası. Bu bahsettiğin eşik dönem sanatçılarının özellikle 1800 sonlarından 1910'lara kadar, evet, kendi aralarındaki iletişimle ilgili hiç bize ulaşan bir veri var mı acaba? Yani bildiğimiz şeyler var mı? Sanatçıların kendi aralarındaki iletişimleri, dayanışmaları, bahsettiğin gibi mesela bir haberle, haber karşısında düşündükleri, duydukları, karşılaştıkları tepkileri birbirleriyle paylaşma ve bunu belki hani dayanışma içinde ortak sergiler vesaire. Hani bunlarla ilgili hiç bir şey biliyor muyuz? Şimdi Holland Day üzerinden cevap vereyim. Birincisi, kendisi kesin bir şekilde söyleyebilirim, cinsel yönelimi konusunda herhangi bir yorum yapmamış hiçbir zaman. Bununla ilgili bir kaynak da yok. Dönemin sanatçıları arasında bir dayanışma varsa bile şu şekilde var: yayınlar üzerinden ya da yapılmış ortak çalışmalar üzerinden var, ama bir konu birliği içerecek şekilde bir sergi fikri olduğunu bilmiyorum. Yani böyle bir şeye denk gelmedim, ama mesela Yellow Book isimli çalışma gerçekten Oscar Wilde'ın Salom oyununda
görselleştiren Bradley'nin illüstrasyonlarından oluşuyor ve onun birazcık da fantezi dünyasını katarak yaptığı, işte hermafroditler, erkek bedenleri, çıplaklığı devreye soktuğu, yani mitolojik anlatımında devrede olduğu birçok öge içeriyor. Bunu türeten işte Holland Day oluyor. Daha sonra başka ressamlar, farklı isimler yeniden bunları yorumluyorlar. Ama zaten bir tepki geldiği zaman tekil bir şey olmuyor. Genelde bir o topluluğa gelmiş oluyor. O estetizm tutkunu bir şekilde o erotizmi, homoerotizmi eserlerine dahil eden topluluğa verilmiş bir tepki olarak düşünebilir. Sadece tek başına bir sanatçıya verilmiş tepki değil aslında o baktığımızda. Tabii bir de herhalde ister istemez, yani ben kendi adıma söylüyorum, şöyle bir yanılgıya düşme imkanımız da oluyor. Yani şimdi işte internetin olduğu ve iletişimin bu kadar hızlı olduğu bir dönemden 1800'lere 1900'lere bakıyoruz. Yani farklı coğrafyalardaki işte farklı sanatçıların bir araya gelme imkanları ne ölçüdeydi? Tabii mektuplaşarak. Bol bol mektuplaşıyorlar. Mektuplar çünkü çok büyük referans oluşturuyor arşivlerde, eğer sakladılarsa. Holland Day'in de mektupları referans. Mesela Lewis Carroll'ın fotoğraf mektupları da çok büyük referanstır araştırmalarda. Mektupları çok fazla şey olarak değerlendirebiliyoruz. Yapılmış iletişim meselesinde birbirlerine yazdıkları mektupları. Oscar Wilde'ın da aslında belki dahil vakıf olan arkadaşlar vardır. Mahkemede mektupları da kanıt olarak kullanılıyor bazı mektuplar. Yani yazışmaları da devreye giriyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Soruları alabiliriz. Soruları, yorumları, katkıları. Hani hemen başka bir soru yoksa ben de birkaç şey söyleyebilirim. Yani sağ ol Seçkin, gerçekten böyle işte o başta söylediğim şey oldu biraz. Hani böyle bugünün gündeminden falan bu başka bir zamana, dünyaya falan gitmiş olduk. Yani tabii hani bunlar daha önce işte ne bileyim mesela Mert'in şeylerinde falan da konuştuğumuz şeylerdi ama şimdi fotoğraf çok sık, yani cep telefonu nedeniyle de çok artık hani devamlı çektiğimiz bir şey ve paylaşılma biçimi artık hani çok sıradan olduğu için bu kurguda, kurgunun yani burada anlatma biçiminin şeyi hatırlatması hoşuma gitti benim. Yani gördüğümüz şeyin bir kurgu olduğunu, yani o fotoğrafın öyle orada kendinde duran bir şeyi bize taşıyan bir şey değil de hani orada bir sahne kuran bir şey olduğunu hatırlatıyor, evet, olması hoşuma gitti. İkincisi de tabii hemen bugünden de bahsetmediğimiz için belki bu kurgunun da kendi tarihi olduğunu, yani bir tarihselliği olduğunu hatırlatması çok hoşuma gitti. Bazı fotoğraflar mesela bu özellikle hani daha başlarda gösterdiklerin, tabii o hepten dekor gibi tablo vivan falanlar değil belki de, ne kadar uzak ne kadar yakın diye düşündürdü bana. Yani bu bu kurgu neden, yani burada sunduğu şey nedeniyle düşündüğüm bir şey değil ama son zamanlarda çarpıyor beni. Çünkü şimdi işte benim 3 yaşında bir çocuğum var. Ona da bazı benim çok eski kitaplarımı bulup çıkardım. İşte onlara bakıyoruz ve yani işte nihayetinde onlar da çocuk kitabı, bunlar da çocuk kitabı. Fakat şey o kadar oradaki resimler, seçilen renkler, işte karakterler o kadar farklı ki, hani bugünün kitabı olmadığı o kadar açık ki. Bazen bütün o işte görsel dünya sanki aslında hep aynı şeyi gösteriyormuş, aynı şekillerde gösteriyormuş gibi hissediyor biliyoruz, ya da hadi ben öyle hissediyorum diyeyim. Farklı bir estetikle gösteriyor aslında. Yani evet, bambaşka bir biçim çıkıyor karşımıza. Ya o bana her seferinde bir dakika ya, hani imgenin de kendi tarihi var. Hani belki hani devamlı imgeyle çalışan insanlar açısından hani çok bariz bir şey söylüyorum ama hani bizim gibi daha çok yazıyla çalışan insanlar açısından bunun kendini hatırlatıyor olması her seferinde benim çok hoşuma gidiyor. Şeyler zaten çok çarpıcı bence. Yani o belirli imgelerin işte daha eski, İsa gibi işte burada gösterilen örneklerdeki hani daha eski resimlerde, yağlı boya resimlerde, sonra fotoğrafta farklı şekillerde falan o birbiriyle konuşma biçimi falan, onlar çok çok ne bileyim çok hoş geliyor bana. Böyle bir tür akrabalığın izini sürebilirmişsin gibi. Dolayısıyla hani onlar arasında, hani sadece sanatçılar arasında değil de bir yakınlık ya da iletişim değil de doğrudan imgeler arasında bir
arkadaşlık, işte akrabalık falan, hani onun izi sürülebilir gibi. Onlar çok hoşuma gitti, onu söylemek istedim. Bir de Mishima'yı ben çok severim ama hiç fotoğraf çektiğini bilmiyordum. Yani fotoğrafı. Abi Mishima fotoğrafa çok tutkun. Özellikle bedenini sergileme konusunda çok tutkun fotoğrafa. O dönemde 60'larda evet. Yani onun çilesi evet. Şey yapınca, onu da görünce böyle iyice hani şaşırdım ve çok hoşuma gitti. Öyle onları söyleyeyim dedim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, çok fazla detay verdim herhalde. Soru gelmedi. Sibel, senin söylediğinin üzerine bir şey eklemek istiyorum. Şimdi aslında fotoğrafta evet, hani tarihsel olarak bazı şeyleri yeniden ele alıyor fotoğrafçılar ya da bir şekilde kurguluyorlar ama ben fotoğrafçıların yaptığı çalışmalarda biraz daha bağımsız bir salınım görüyorum aslında. Çünkü resim ve heykel sanatında dönemin stiline birazcık daha bağımlı bir tavır var. Bugün için söylemiyorum, tarihsel olarak söylüyorum. Dönemin stiline birazcık daha bağımlı bir yapı söz konusu. Hem süreç bağlamında bu böyle, hem de kabul edilebilirlik bağlamında bu böyle. Ama fotoğraf kendi içerisinde zaten anarşist bir mecburiyete sahip. Çünkü hem kendisini kabul ettirmeye çalışıyor galeri ortamında, müze ortamında. Dünya fuarları oluyor mesela, fotoğrafı teknoloji kısmına koyuyorlar. Fotoğrafçılar mücadele ediyor, bir şekilde sanat kısmına giremiyorlar ama tasarım kısmına kendilerini aldırıyorlar filan. Bu uzun süre böyle bir çekişme gidiyor ama zaten o kabul etme sürecinde belirli bir kalıba bağlı kalma mecburiyetleri olmadığı için birazcık daha ben hem özgün hem de o öznel tavırlarını oluşturdukları, kurguladıkları görsellere dahil edebildiklerine inanıyorum. Aynısı Holland Day için de geçerli. Yani aslında İsa bir çok güçlü bir, geçmişten gelen güçlü bir figür ve onun içerisinde kendisini sunuyor Holland Day ama aynı zamanda kendi anlatısını oluşturabilmek adına da birçok yardımcı ögeyi fotoğrafa, seriye dahil ediyor. Dediğin şeyde evet, yani fotoğraf bir şekilde bütüncül bir tarih var ama bir noktada ben orada şey parantezini açmak istiyorum. Fotoğraf kendi biçiminde bir anarşist şey sergiliyor o dönemde en azından. Tavır. Evet. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Daha tabii doğrusu böyle, yani tam bir soru formuna gelemeyecek ama şeyle, bu Weimar androjenisiyle bir bağlantı, bir böyle bir yoldaşlık gibi bir şey sezdim ben ama doğru mudur bilmiyorum. Otto Dix'in resmindeki işte kadının kısa saçlı olması, erkek kılığına girmeleri, erkeklerin kadın kılığında otoportre yapmalarıyla ilgili böyle bir benzerlik fark ettim. Acaba böyle bir şey kurabilir miyiz diye bir öyle sormak istedim. Belki öncülü olabilir. Yani kesinlikle bir şekilde bir ilişkilenme söz konusudur ama öncülü olarak düşünebiliriz. Yani Weimar kısmını daha sonrasında ele alabiliriz. Bu şeyi deyin yapılanmasını ya da dönemin, o Victoria döneminin yapılanmasını birazcık daha erken öncüler gibi düşünebiliriz. Ama kesinlikle ilişkilendiklerini düşünüyorum çünkü bu sarı kitap dediğimiz kitap, çünkü şöyle bir şey de var. Day mesela Fransa'da bir sergi açıyor. İnanılmaz hayranlık duyuyor insanlar. Hem toplum hem de gazeteler çok olumlu kritikler veriyorlar. Hiçbir tepkiyle karşılaşmıyor. Anglo-Sakson kısmı geçince doğrudan tepkiler almaya başlıyor hiç sektirmeden. Fransa biraz daha görsel konusunda daha liberal. Çok daha liberal bir yapı sergiliyor ve orada müstehcenlik yasalarının çıkması da çok geç tarihlere geliyor. Anglo-Sakson dünyadaki kadar erken değil. Yani 1850'lerde çıkmış müstehcenlik yasaları Fransa'da daha geç tarihlerde çıkıyor. Bir de sanat merkezli, Paris'in sanat merkezli bir yer olması vesaire bu işlerin, bu görsellerin daha rahat tolere edilebilmesini sağlıyor. Hani o şeye dönecek olursak, Yellow Book, sarı kitap meselesine dönecek olursak, aslında o dönem çok popüler. Yani birçok ülkede iletildiğini, okunduğunu, bir şekilde ilgi çektiğini biliyoruz. Hatta yani kesin bir bilgi olmamakla beraber Fransa'da müstehcen kabul edilen bazı yayınlar sarı kapakla basılıyor. Sarı tonda kapakla basılıyorlar. The Yellow Book sarı kitabın da bu şekilde tasarlanmasının sebebi birazcık bu diye söylendiğini biliyorum.
Ama bir şekilde Avrupa'yı geziyor. Kesinlikle etkilediğini düşünüyorum. Teşekkürler. Başka soru, katkı, yorum? Peki soğuğun ve kar yağışının hepimizi böyle biraz mayıştırdığını akşam evlerimizi düşünerek. Çok pardon, ben bir şey merak ettim de. Fotoğrafta kullandığı bir teknikten bahsettiniz. Rusya'dan hatta malzemeyi temin edemediğini söylediniz. O teknik tam olarak nasıl oluyor onu merak ettim. Aslında birkaç bileşeni var kimyasal olarak. Platinyum baskı dediğimiz bir baskı yapıyor. Platinyum madenini kullanarak. Daha sonra kağıdın üzerine doğrudan gliserinle ya da farklı materyallerle birazcık daha softluğu pekiştirmek için müdahalelerde bulunuyor. Ama sadece kimyasal değil, aynı zamanda kullandığı optikte de bazı bileşenler var. İşte optiğin netliği ya da optiğin softluğu ile oynayarak bunu yapıyor. Yani tek başına kimyasalın getirdiği bir şey değil açıkçası. Anladım. Resimsel etki. Şimdi burada bir sürü öğrencim de var. Arada görüyorum. Onlar derslerde aslında bu anlattığım konu başlıklarını uzun yıllardır dinliyorlar. İkinci şey oldu onlara. İkinci dikiş oldu. Çünkü Doug Dale falan uzun yıllardır bahsettiğim figürlerdir. Alan Fay'den de bahsederim sık sık. Evet. Onlar da dinlemiş oldular. Pekala. Peki. Tekrar çok teşekkürler Seçkin. Ben teşekkür ederim. Bizim için gerçekten çok keyifli oldu. O zaman bu etkinliğimizi böyle güzel bir şekilde kapatalım. Sibel, evet. Seni söylemek istediğin bir şey var mıydı? Yok, ben de teşekkür edecektim. Sonra bizim evden sesler yükselince mikrofon.